Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet bugün sizlere yine kare bir motif örneği göstereceğim. Bu motifi istediğiniz kadar büyüklükte yapabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. İstediğiniz kadar küçük de yapabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi başlayalım hemen. Şöyle 5 tane zincir çekerek başlayacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum küçük bir yuvarlak elde edeceğiz şimdi ilk zincirin içine batır, batıyoruz buraya minik bir yuvarlak yapıyoruz birleştirdik 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bu oluşturduğumuz boşluğun içine batıyorum bir trabzan yapıyorum böyle 3 defa da çekerek 2 zincir tekrar aynı boşluğa 2 zincir tekrar batıyoruz aynı boşluğa 2 zincir bir trabzan şeklinde halkayı dolduracağız e, kaç tane 8 tane trabzan yapacağız şimdi 1 2 3 4 5 6 oldu 7 iki zincir 8. da yapıyoruz 2 4 6 8 şimdi iki tane zincir çekiyoruz bu ilk başta 5 tane zincir çekmiştik 1 2 3 diyoruz 3. zincire batarak birleştiriyoruz şimdi birleştirdiğimiz noktadan 3 zincirle yukarıya çıkıyorum bu birinci trabzanım olacak aynı yere aynı trabzan üzerine 1 tekrar aynı trabzan üzerine 3 yani pardon 1 3 dedim 2 e, 3 diyecektim zincirle beraber 3 tane trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekiyorum şimdi bir kez doladım bir sonraki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz tekrar 3 zincir bir doladık bir sonraki trabzan üzerine geliyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 tane zincir bir sonrakinin üstüne geliyorum. 1 trabzan. Yani bir tanesinin üzerine 3 trabzan, bir tanesinin üzerine 1 trabzan yaparak dolanıyoruz bu şekilde. Evet sona geldim aynı şekilde örerek. En son bir tane trabzamızı yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz burada. ilk trabzanın tepesine batarak şu şekilde birleştiriyorum. Tekrar buradan 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez tığımı doladım. Aynı noktaya batarak bir trabzan daha yapıyorum. Yani ilk trabzanın üzerine batarak bir trabzan daha. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. 3 zincirle birlikte 3 trabzanım oldu şimdi son trabzan üzerine batıyorum 4 son trabzan üzerine bir kez daha batıyoruz 5 3 trabzan üzerine 5 tane trabzan yapıyoruz baştaki ve sondakine ikişer defa batıyoruz şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tek trabzan üzerine yine bir tane trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir geliyoruz buraya aynı şekilde ilk trabzan üzerine bir aynı trabzan üzerine tekrar batıyoruz 2 şimdi sıradaki yuvaya giriyoruz 3 bir sonrakine batıyoruz 4 aynı noktaya bir daha batıyoruz Pardon 5 1 2 3 4 4 zincir tı doladım bir trabzanın üzerine 1 1 2 3 4 3 trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve beşinciyi de aynı noktaya batarak yapıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlayalım. Evet bu sırayı da tamamladım. Şimdi dört tane zincir çekiyoruz. İlk trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Yine tam birleştirdiğimiz noktadan 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Aynı noktaya alt sırada yaptığımız gibi iki defa batıyoruz. Şimdi zincirle birlikte iki oldu sırayla devam ediyorum şimdi trabzan yapmaya 3 4 5 6 son trabzan üzerine 6. yaptım buraya aynen aynı yere tekrar batıyorum 7. yapıyorum yani 5 trabzanın üzerine 7 tane trabzan yapmış olduk Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bu tek trabzan üzerine geliyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve tekrar aynı trabzanın üzerine batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir trabzanların üzerine geçiyoruz şimdi yine aynı şekilde baştakinin üzerine iki tane 1 2 sırayla batıyorum şimdi 3 bir sonrakine batıyorum 4 bir sonrakine 5 son trabzana geldim 6 ve son trabzanı bir kez daha batıyorum 7 1 2 3 4 ortadaki tekli trabzanın üzerine bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir ve tekrar bir tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekerek trabzanların üzerine atlıyoruz şimdi bir sırada bu şekilde tamamlayalım Evet şimdi bir sırayı daha tamamladım dört tane zincir çektik yine ilk trabzanın tepesine birleştiriyoruz şimdi bu sırada 7 tane trabzanımız var üzerine 5 tane trabzan yapacağız bir ilmek tığımı ilerletiyorum şu şekilde ipimi ilerletiyorum daha doğrusu buradan 3 tane zincir çekiyorum şimdi sırayla yine her yuvaya batıyoruz zincirle birlikte şu anda 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz 1 pardon 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz tığımızı bir doladık geliyoruz şurada 3 tane trabzan yapmıştık aralarda bir zincir çekerek ilk trabzan üzerine batıyoruz buraya aynı yere batarak arada zincir çekmeden 3 tane trabzan yapıyoruz 2 aynı noktaya batarak 3 şimdi 3 zincir bir doladık ortadaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz tekrar 3 zincir bir doladık şimdi sonraki trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 bu şekilde tekrar 4 zincir çekelim 1 2 3 4 zincir tığımızı bir kez doladık şimdi burada geliyoruz şu ilk trabzanın tam tepesine değil hemen yanındaki yuvaya yani bir ve ikinci trabzan arasındaki yuvaya şu şekilde batarak yine beş tane trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar her bir trabzanı bir kez batıyoruz 3 4 ve 5 tekrar 1 2 3 4 zincir şuraya tekrar edelim ilk trabzanın üzerine 3 tane trabzan 1 arada zincir yok 2 3 şimdi 3 tane zincir çekiyoruz ortadaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz tekrar 3 zincir bir sonraki trabzanın tepesine batarak 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz geliyoruz 1 ve ikincinin arasındaki yoya batarak buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 Şimdi bir sırada burayı tamamlayalım. Bir üste geçelim. Evet bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 4 tane zincir çekiyoruz yine geliyoruz ilk trabzanın tepesine batarak şöyle birleştiriyorum şimdi tekrar ipimi bir sonraki yuvaya taşıyorum 3 tane zincir çekiyorum bu birinci trabzanım şimdi buraya üç tane trabzan yapıyoruz birincisi zincirden oluşuyor 2'yi yaptık ve 3 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz yine şimdi buradaki yaptığımız 3 trabzan üzerine aynı şu sırada yaptığımız gibi 5 tane trabzan yapacağız aynısını tekrar ediyoruz ilk trabzanın üzerine bir aynı noktaya tekrar batıyoruz 2 ortadakine batıyoruz 3 bir sonraki son trabzan üzerine batıyoruz 4 ve aynı noktaya bir daha batıyoruz 5 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz bir doladık ortadaki tek trabzanın üzerine yine tek bir trabzan yapıyoruz şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz şimdi şurada kurduğumuz desenin aynısını buraya da kuruyoruz bir doladık ilk trabzanın üzerine 1 2 ortaya batıyoruz 3 bir sonrakine batıyoruz 4 aynı noktaya tekrar batıyoruz 5 4 zincir geliyoruz yine burada da 1 ve ikincinin arasındaki yuvaya batıyorum 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 4 zincir tekrar doladık Geliyoruz buradaki 3 trabzanın üzerine 1 aynı noktaya tekrar batıyorum 2 ortaya batıyorum 3 bir sonrakine 4 Şimdi aynı noktaya bir daha batıyoruz. 5. Her 3 trabzanın üzerine yine 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Ortadaki tekli trabzanın üzerine yine 1 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya da yine 5 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi. 1, 2 3 4 Aynı noktaya bir daha batıyorum. 5 Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üstte yine birlikte geçelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Şimdi sona geldim. Yine 4 tane zincirimiz çekiyoruz. Burada 3 tane trabzanımız vardı. İlk trabzanın tepesine batarak birleştirelim. Şimdi yine ipimizi bir ileriye taşıyoruz. Tam ortaya. Burada 1, 2, 3. Şimdi 3 tanesi trabzanımız. 1, 2, 3, 4 tanesi de dönüş zincirimiz. Ee, şimdi bir tane trabzan olacak burada toplamda yedi tane Trabzon e, zincir çekmiş oluyoruz yani yedi zincir çekiyoruz tığın başını bir kez doluyoruz şimdi 5 trabzan yapmıştık bunun üzerine yedi tane trabzan yapacağız Şuradaki gibi aynısını tekrar ediyoruz ilk trabzan üzerine şimdi iki tane bir iki. şimdi sırayla her bir üzerine batıyorum 3 4 5 6 aynı noktaya son trabzana yani tekrar batıyoruz 7 7'ye tamamladık şimdi buradan sonrasını şöyle de takip edebilirsiniz bakın burada 7 trabzan yaptık 4 zincir çekip ortadaki tekli trabzan üzerine aralarda bir zincir çekerek 3 tane trabzan yapmıştık şimdi aynısını burada tekrar ediyoruz 1 2 3 4 zincir ortadaki trabzan üzerine batıyoruz bir trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya batıyorum ikinci trabzan bir zincir ve tekrar batıyoruz 3. trabzan şimdi tekrar bir iki üç dört zincir Geliyoruz. ilk trabzanın tepesine 1 Aynı noktaya tekrar batıyoruz. 2 Şimdi sırayla her birine batarak devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 trabzan 3 trabzanın üzerinde bir tane trabzan yapacağız 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bir doladık tam ortaya batarak bir tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 bir doladık tekrar geliyoruz buraya 7 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 4 zincir bir doladık ortadaki trabzan üzerine bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir ve bir trabzan daha yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekerek tekrar buraya 7 tane trabzan yapacağız şimdi bu sıramızda bu şekilde dolanıyoruz başlangıç noktasına geliyoruz Evet tekrar başlangıç noktasına geldim şimdi birer yaprağı tamamlamış olduk şimdi ikişer ikinci yapraklar buradan çıkmaya başladı ve üçüncü yaprakları da tekrar başlayacağız şimdi dört tane zincir çektik şurada 7 zincir çekerek dönmüştük üç tanesi trabzan demiştim buradan 1 2 3 diyoruz 3. Zincire şöyle batarak birleştirelim ve buradan hemen 3 zincirle yukarıya çıkalım. Şimdi aynı noktaya alttaki artık trabzan oldu. Alttaki trabzanın üzerine batarak iki tane daha trabzan yapıyoruz, zincirle birlikte üç tane trabzanımız olmuş olacak. Şu şekilde. Ee, şimdi dört tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 7 trabzanımızın üzerine yine bakın buradaki gibi 5 tane trabzan yapacağız. 1 ve 2. trabzan arasına batıyoruz. Ve 5 tane sırayla her bir yuvaya batarak trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyoruz. Şimdi burada 3 tane trabzanımız var. Aralarda birer zincir çekmiştik. Şimdi bunun üzerine tekrar yaprakların kurulumuna başlayacağız. Şurada yaptığımız gibi bakın. Birincinin üzerine 3 trabzan yaptık. Ortadakine 1 trabzan yaptık. 3. trabzana yine 3 tane trabzan yaptık. Buraya da aynısını uyguluyoruz. İlk trabzan üzerine batıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 zincir. Sadece buralarda burada 3 zincirimiz var. Ortadaki trabzana batıyoruz. 1 trabzan. 3 zincir. Bir sonraki trabzana batıyoruz. 1 2 aynı yere tekrar 3 Şimdi dört tane zincir çekiyoruz. Bu model dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz bu şekilde örerek. Bir de bunun şöyle yarısını düşünün. Bu şekilde yarım yaparak şal da yapabilirsiniz. Diğer kanalımda başka bir iple şal modelini paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi dört tane zincir. 4 zincir. bir doladık geliyoruz. 1 ve 2. trabzan arasına 1 battım. 2 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 1 2 3 4 zincir. Şimdi bu ortadaki tek trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada zincir yok. Sadece 3 trabzan aynı noktaya batarak tekrar 1 2 3 4 zincir bir doladık buraya 5 tane trabzan 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 zincir geliyoruz tekrar diğer kenara 1 aynı trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz batarak Evet şimdi 3 zincir ortadaki trabzanı batıyorum bir tane trabzan yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bir sonraki trabzanın üzerine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum bu şekilde buradaki tek trabzanın üzerine 3 trabzan yaptık yine burada da tek trabzanların üzerine 3 trabzan buralar 5 bu şekilde dolanalım ve üste beraber geçelim Evet bir sıra daha tamamladım arkadaşlar geldik sona birleştirmeye 4 zincir çekiyoruz ve birleştiriyoruz dördüncü zincirimi tekrar çekiyorum İlk trabzanın üzerine burada üç tane trabzanımız var. İlk trabzanın üzerine şöyle düzgünce batalım, batarak birleştiriyorum. Şimdi isterseniz modeli burada bitirip bunun üzerine kapatarak gidebilirsiniz. Ama ben biraz daha belirgin olsun diye bir iki sıra daha, birkaç sıra daha öreceğim. Sonra kapatmayı göstereceğim. Şimdi buradan yine 3 tane zincir çekelim. Bu 3 trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapıyoruz. Aynı şu sıralarda yaptığımız gibi. İlk trabzanın üzerine ikinci yapıyorum. Zincirle birlikte 2 oldu. Ortadakine batıyorum 3. Bir sonrakine batıyoruz 4. Aynı noktaya bir daha batıyoruz 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi sırada 5 trabzanımız var. Bunun üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tekrar 4 zincir şimdi kenara geldik burada da aynı şekilde şu 3 trabzanların üzerine nasıl büyüttüysek burayı da aynı şekilde geliyoruz ilk trabzanın üzerine batıyoruz 1 aynı yuvaya tekrar batıyoruz 2 ortaya batıyoruz yani bir sonraki trabzana 3 bir sonrakine batıyoruz. 4 aynı yuvaya tekrar batıyoruz. 5 Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Ortadaki tek trabzanın üzerine yine bir tane trabzan yapıyoruz. Bakın şu sırada da öyle yapmıştık. Tekrar 4 zincir. Buraya geliyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz bir iki üç dört aynı noktaya tekrar 5 bir iki üç dört zincir bu yaprağımızı kapatıyoruz artık buraya üç tane trabzan yapıyoruz bir iki ve 3 1 2 3 4 zincir burada da 3 trabzanımız var bunun üzerine de 5 tane trabzan yapıyoruz yine birinciye battık bir aynı yere batıyoruz 2 bir sonrakine batıyoruz 3 bir sonrakine batıyoruz 4 aynı yere tekrar batıyoruz 5'e tamamlıyoruz 1 2 3 4 zincir bir doladık buraya bir ve ikinci trabzan arasındaki yuvaya bir iki üç trabzan şimdi bu şekilde burayı da dolanalım arkadaşlar buraya yine beş tane trabzan yani şurada yaptığımız gibi 5 trabzan 4 zincir bir trabzan şeklinde dolanacağız başlangıç noktasına gelelim. Evet, tüm bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Bakın birinci yapraklar, ikinci yapraklar oluştu. Şimdi buralardan üçüncü yapraklar çıkıyor. Şimdi 4 zincir çektik. Tekrar birleştiriyorum. Yine aynı şekilde burada beş trabzanımız var. 3 zincir çekerek buraya 7 tane trabzan yapıyoruz aynı noktaya batarak bir tane yaptım 2 şimdi sırayla batıyoruz 3 4 5 6 aynı noktaya bir daha batıyorum 7 5 trabzan üzerine 7 tane 1 2 3 4 zincir şimdi 3 trabzan üzerine ortaya batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir yine geliyoruz buraya 5 trabzan üzerine 7 tane trabzan yapıyoruz 1 aynı noktaya batıyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tırabzana tamamladık. Geliyoruz şimdi. Bakın burada da 7 tırabzandan sonra ne yapmışız? 3 tane tırabzan yaptık. Arada bir zincir çekerek bir 2 3 4 zincir ortadaki tek trabzan üzerine bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir ve tekrar bir trabzan daha yapıyoruz 1 2 3 4 zincirle döndük buraya 7 tane trabzan 1 2 baştaki ve sondakini iki defa batarak birer tane arttırmış oluyoruz zaten şimdi buraya kadar ördüyseniz arkadaşlar mantığı anlamışsınız demektir bu şekilde bunu istediğiniz boyutta örebilirsiniz şimdi 1 2 3 4 zincir aynı zincir sayıları aynı örme şekli aynı bu şekilde istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. 3 trabzanın üzerine bir tane tekrar 4 zincir ve yine buraya 7 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 zincir ve tekrar bir trabzan Evet şimdi bir sırada bu şekilde dolanalım başlangıç noktasında buluşalım Evet bir sırayı daha tamamladık şimdi tekrar bir üste geçeceğim bir sıra daha ördükten sonra kenarına yani bitişini nasıl yaptığımı göstereceğim ama dediğim gibi siz bunu istediğiniz kadar bu şekilde örerek büyütebilirsiniz şimdi bu sırayı da yapmamız gerekiyor kenarı için İlk trabzanın üzerine yine birleştiriyorum 4 zincir çektim şimdi 7 trabzanımız var bunun üzerine bir ileriye ipimi taşıyarak 3 zincir çekerek başlıyorum 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 trabzan şimdi burada tek trabzanın üzerine yine 4 zincir çekiyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 trabzan Şimdi bir dahaki döndüğümüzde bu 5 trabzanın üzerine de 3 trabzan yapacağız ve onu yaparken kapatacağız. Yani şu sırayı yapmanız gerekiyor kenarı için. 5'liye döndük. Buraya 3 tane trabzan yaptık. 1 2 3 4 zincir geliyoruz buraya da aynı şekilde 1 ve ikinci trabzanın arasındaki yuvaya batarak bir 2 3 4 5 tane trabzan 1 2 3 4 zincir bir doladık Evet şimdi buraya ilk trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3, 1, 2, 3 zincir. Sadece bu noktada 3 zincir çekiyoruz biliyorsunuz. Burada da yine 3 tane zincir. Sadece şu işlemi yaparken 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan üzerine geldik. Burada yine 3 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 zincir ve geçtik şimdi 5 trabzan bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar böyle zaten eminim buraya kadar gelen arkadaşlar nasıl örüleceğini tahmin ediyordur aynı şekilde örerek istediğimiz büyüklükte kocaman bir örtü elde edebiliriz 4 zincir doladık Dediğim gibi şimdi tek trabzan üzerine geldik. üç tane yapıyoruz. Bununla ee, çok farklı modeller gördüm. Bu şekilde dantel modeli var. Kırlent modeli var. Şal modeli var. Bu şekilde. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Bir üstüne beraber gidelim. Evet bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Ben şimdi geldik yine birleştirme noktasına. Şimdi 5 tane trabzanımız var. Yine ilk trabzan üzerine batarak birleştiriyoruz. Şimdi son sırayı yaparken e, bu sırayı yapmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Şu birden sonra 3 tane trabzan yapıyoruz ya. Bu sıra yaptıktan sonra kenarı yapabilirsiniz. Şimdi ipimi yine bir ileriye taşıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum tığın başını bir kez doluyorum yine buraya 3 tane trabzan yapacağız fakat tepesini birlikte toplayarak 1 bir, 2 çekip bırakıyorum tekrar bir sonrakini 1 2 çektim bıraktım şimdi üçünü birlikte topladım 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum boşluğun içine batarak tığı dolamadan 1 2 3, 4 sık iğne yapıyoruz boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Şimdi buradaki 3 trabzanımızın üzerine yine 3 tane trabzan yapacağız. ilk trabzanı batıyorum. 1, 2 çektim bıraktım. Trabzanları hep bu şekilde yapıyoruz. iki defa çekiyoruz, tığı da bırakıyoruz ve üçünü yaptıktan sonra hepsini birden tepesini topluyoruz topladık tekrar 1 2 3 4 5 zincir boşluğa geliyoruz sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 4 tane sık iğne yapıyoruz şu şekilde şimdi tekrar 1 2 3 4 5 aslında 4 zincirde yeterli olabilir sanki bir öyle deneyelim 4 zincir batıyorum 1 ve 2. trabzan arasına 1. trabzan 2. trabzan 3. trabzan kapattık 1 2 3 4 zincir geliyoruz boşluğa 1 2 3 4 tane sık iğne. Evet şöyle baktığımızda 4 e, zincir daha güzel olacak arkadaşlar. 5 zincir biraz fazla gibi geldi bana. Yani gözüme güzel görünmedi. Çok sıkı çekiyorsanız 5 de yapabilirsiniz. Ama 4 zincir daha iyi geldi. Şimdi sık iğneleri yaptık. 1 2 3 4 zincir burada da aynı şekilde her 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz bu son sırada tepesini birlikte topluyoruz sadece 2 ve 3 kapattım kenardayız şimdi 1 2 3 4 zincir boşluğa giriyoruz 1 2 3. Şimdi kenarda 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine 1 2 3 sık iğne. 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine yine 1 2 3. trabzanı yapıyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir tekrar zaten buranın üzerine 3 tane trabzan yapacaktık normalde. Yine 3 tırabzanı yapıyoruz. Tepeyi birlikte topluyoruz. Kapatıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz tekrar. Boşluklara da kenardaki boşluklara 4 sık iğne yapıyorum. Köşe boşluğuna 3 tane sık iğne yaptım. 4 zincir Şimdi 3 trabzanın üzerine yine 3 trabzan 1 2 3 kapattık. 1 2 3 4 zincir tekrar. Evet bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek kenarını kapatabilirsiniz. Şimdi tamamlayacağım ben hepsini. Bitmişini göstereceğim. Evet kenarı da tamamladım. Başlangıç noktasına geldim yine arkadaşlar. Burada yine sık iğneleri yaptık. Ve geliyoruz. ilk yaptığımız trabzanın şu üçlü trabzanın tepesine batarak şu sivri noktaya batarak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim. Ve modelimizi tamamlayalım. zinciri yine arkasını çevirerek şöyle trabzanların arasından gizleyebilirsiniz. Evet bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Çok hoş bir model aslında. Yeşille de güzel durduğunu düşünüyorum. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda bana yazarsanız sevinirim tabii ki. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. En son sırasında da bu şekilde bir kenar oyası gittim. Farklı şeyler de yapabilirsiniz tabii ki bildiğiniz böyle gördüğüm için böyle yaptım ben şöyle bakın gayet hoş oldu yeşil renkte yakışıklı Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için başka daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın